Programımızın diğer konuğu Büşra Totan, uzman diyetisyen. Sayın Totan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten Ramazan ayı uzun sürelerde oruç tuttuğumuz bir ay. Gerçekten ibadet ettiğimiz bir ay, oruç ibadetini yaptığımız bir ay. Fakat süreler gittikçe azalsa da hala uzun. Yine de uzun yani bir 10 saate yakın bir oruç ibadeti yapıyor vatandaşlarımız, Müslümanlar. Bu ibadet yapılırken tabii ki vücudumuz yemek yemediğimiz için, su içmediğimiz için tabii ki imsaktan iftara kadar yıpranıyor. Ramazan ayında beslenme nasıl olmalısınız? Öncelikle aslında her ayda beslenme çok çok önemli. Sağlıklı beslenme sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturuyor ama Ramazan ayına baktığımızda sizin de ilk başta söylediğiniz gibi çok uzun süren bir açlık var sahur ve iftar arasında. Hatta çoğu kişi sahura kalkmaktansa hani yiyip yatmayı tercih ettiğinde bu süre neredeyse bir 18 saat, 19 saat, 20 saatlere kadar İmsak ulaşabiliyor. İmsak bir de kısa olduğu için hemen kalkmayayım, uykumdan da feragat etmeyeyim diyor çoğu. Evet, öyle de bir durum oluyor ve daha da uzun bir açlık süresi oluyor. Ve açlık arttıkça aslında metabolizma hızımız yavaşlıyor. Yavaş yavaş bağışıklık sistemi çökebiliyor. Bu yüzden de sağlıklı beslenme daha da bir önemli oluyor. Özellikle yaza denk gelen Ramazan aylarında. Bu anlamda mutlaka bir sahur saati yapmak, bir iftarda düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmek çok çok önemli. Belki hatta araya bir ara öğün de koymamız gerekiyor Ramazan'da. Yani akşam teravih namazından imsak kadar olan bir sürede yani o tekrar yatıp sahura kalkana kadar ki bir sürede bir ara öğün de biz öneriyoruz. Normalde sağlıklı beslenme için neydi önerimiz? 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmek. Ramazan'da ise bunu sahur, iftar ve bir ara öğün şeklinde sürdürüyoruz ki en azından az az sık sık beslenerek yavaşlayan metabolizmayı biraz daha durdurmak, biraz daha hızlandırmak burada amacımız. Tabii hani kilo almamak çok önemli Ramazan ayı içerisinde de ama onun dışında sağlıklı olmak, bağışıklık sistemimizi korumak, kan şekerini dengede tutmak bunlar da çok çok önemli. Bu ara öğünler bunu sağlamaya yardımcı oluyor. Özellikle su tüketimi olmadığı için teravihten sonra da bol bol mesela su içiyorlar ama şimdi kalmıyor vücutta su bir şekilde. Onun için mesela ne tavsiyeniz olur? Biz genelde şu şekilde öneriyoruz. Hani normalde sağlıklı bir yetişkin günde 2-2,5 litre aralığında bir su içmesi gerekiyor. Bunu tabii Ramazan sürecinde neredeyse bir 8-9 saatlik süreye o da uyumadığımızı varsayarsak yaymak çok da kolay bir şey değil. O yüzden sıvı alımını daha da artırmayı öneriyoruz biz. Nasıl olabilir? Örneğin sahurdan önce hemen bir 1-2 bardak su içmek, sahur bitimine yine 1-2 bardak su eklemek, iftar önce tam orucumuzu açtığımız zaman su ile başlamak, yemek yerken normalde mesela arada su içmeyi çok önermeyiz ama Ramazan'da bu farklı bir durum. Çünkü su içebileceğimiz saat aralığı da kısıtlı. Arada da su içmek ve bu iftardan tekrar sahura kadar olan kısımda en azından bir 1 litre kadar suyu tamamlamak. Bu bize yine günlük 2-2,5 litre su almamızı sağlıyor. Onun dışında tabii ki hani çay kahve içmek su yerine geçer mi? Çok sık da sorulur. Çay kahve içmek de su yerine geçer. Nasıl? Daha açık çaylar içtiğimizde, bitki çaylarına yer verdiğimizde. Bunları da sıvı alımımıza katkı sağlayacaktır. Onun dışında özellikle önerdiğimiz şey ise yemeklerle birlikte de sıvı almak. Örneğin ayran. Ya da işte sahurda süt içmek, çorba tüketimi. Bunlar da bizim sıvı alımımıza katkı sağlıyor. Tabii bir de sahura kalkıyoruz. Sahurda aç kalacağız diye. Yani uzun bir süre inanılmaz fazla yemeye çalışıyoruz. Yani hamur işi özellikle çok fazla. Bizim Anadolu'muzun en güzel örnekleridir. İşte bazlama, börek, poğaça. Vazgeçmek de çok mümkün olmuyor. Vazgeçmek de mümkün değil. Zaten aç kalacağımızı düşünerek hani daha da fazla yiyoruz. Ve tabii ki su satıyor. Ayrı bir tarafı var. Bir taraftan da tabii midemiz de rahatsız ediyor. Nasıl, neler tüketmeliyiz daha doğrusu sahurda özellikle? Şöyle söyleyeyim. Aslında hani geleneklerimize baktığımızda da Ramazan hazırlıkları hep nasıl oluyor? Daha böyle bazlamalar yapılıyordu. Eskiden de hep böyle. Belki şimdi de hani bu şekilde devam ediyordur. Biraz belki metropolde bunu görmüyoruz ama baktığımızda genel olarak evet bunu görüyoruz. Ve börekler hazırlanıyor, bazlama yapılıyor, yufka ve hep bir beyaz una dönüş var aslında. Şu anda baktığımızda hani toplumumuzda tam buğday unu tüketimi oldukça artmaya başladı. Tam buğday ekmeklere yönelim de arttı ama Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pide tüketiminin artması, bazlama, börek, yufka dediğimizde
tekrar bir anda beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmiş oluyoruz. O hamurun kokusu mutfaktan gelecek, evet. Yani normal zamandan bu tabii ziyade. Çok hani belki biraz daha midemize hitap etse de sağlığa doğrusu Ramazan'da hiç hitap etmiyor. Neden derseniz, özellikle zaten uzun bir açlık var. Siz bu açlık sürecinde kan şekerini dengede tutamazsanız sağlıklı bir Ramazan geçirmeniz de mümkün değil. Sahurda çok ağır ve beyaz undan zengin yiyeceklerle dolu bir sahur sofrası tükettiğimizde, iftarda da yine yemek yemeye başlar başlamaz pide, sıcak ekmek, börek vesaire buna yöneldiğimizde kan şekerimiz hızlı yükseliyor ve hızlı düşüyor. Genelde biz Ramazan'da en çok hangi şikayetlerle karşılaşıyoruz? İşte baş ağrısı, iftar saati yaklaştıkça artan bir baş ağrısı, mide sinir, rahatsızlıkları, sinirlilik ve bunların hepsine baktığımızda aslında hepsi bir kan şekeri dengesindeki bozukluğun göstergesi. Öyle olduğu için biz Ramazan'da bu tarz yiyecekleri haftada bir günden fazla tüketilmemesini öneriyoruz. Hiç de değil tabii ki. Hani bu çok da gerçekçi bir öneri olmaz. Ama haftada bir gün belirleyip mesela sahurda istediğiniz bir şekilde yapıp ama diğer öğünlerde, yani diğer sahur ve iftar öğünlerinizde tam buğday ekmek tercih edilebilir, tam buğday erişteler yapılabilir, tam buğday makarnalar kullanılabilir. Belki hani tam buğday ununu mutfağımıza daha çok katarak ev yapımı poğaçalardan yararlanabiliriz. Ama mümkün olduğunca beyaz ekmekten, pirinçten, beyaz makarnadan, bunlardan uzak durmakta fayda var. Yufkadan yine hamur bu tarz. İşinden. Evet, hamur işinden uzak durmakta fayda var. Daha sağlıklı bir Ramazan geçirmek için. Belki bu süreci sadece hani aç kalmayayım ve tok kalayım gibi bir düşünmemek lazım. Yani nasıl sağlıklı kalabilirim, nasıl sağlıklı bir Ramazan geçiririm ve en önemlisi Ramazan bitiminde de sağlıklı kalmak. Bu çok çok önemli. Yani. Çünkü sıklıkla karşılaşıyoruz. Ramazan'dan sonra pek çok rahatsızlık böyle yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Tansiyon gibi, şeker gibi gizlenmiş rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Böyle bir şey olmasını kimse istemez. O yüzden de hani Ramazan ayında sağlıklı beslenme daha da önem kazanıyor bizim için. Yani mesela protein ağırlıklı bir sahur daha mı öneriyorsunuz? Mesela yumurtanın olduğu kesinlikle. Evet. Belki örnek bir hani sahur bir söylemek daha doğru olacak. Olur. Sahurda biz genelde sahuru bir kahvaltı menüsü şeklinde düşünüyoruz. Nasıl olabilir? Örneğin işte sağlıklı bir yetişkin birey kahvaltıda protein de alması gerekiyor, karbonhidrat da alması gerekiyor, hatta yağ da alması gerekiyor. Bu üçünü dengeli bir şekilde aldığımızda sahur aslında uzun süre tokluk sağlayan bir öğün haline gelecek. Şunu beklememek lazım. Sahurda yemeğimi yedim ve tıka basa doydum. Tam artık tokluk bekliyorum. Bu değil bizim istediğimiz. Sahurda yemeğimi yedim ve gün içinde tok kaldım. Aslında önemli olan bunu sağlayacak yiyecekler. Evet. Neler bunlar? Örneğin işte bir bardak süt içebilirsiniz ya da bir bardak yoğurt mutlaka olması gerekiyor. Süt yoğurt tüketimi de çok çok önemli çünkü. Onun dışında mutlaka bir yumurta. Bu haşlanmış da olabilir ya da az yağlı bir tavada da olabilir. Bir dilim, bir iki dilim peynir, belki peynirli omlet şeklinde de olabilir. Mutlaka domates, salatalık, yeşillik, sebze tüketimimizi de artırmamız lazım. Zeytin, ceviz, badem, fındık bu tarz sağlıklı yağlar da mutlaka olması gerekiyor. Ve belki bir porsiyonda meyve ekleyebiliriz. Bu mesela karpuz olabilir çünkü mevsimi de geliyor artık. Ya da kuru meyveler de olabilir. Bunların hepsini birlikte tükettiğimizde kan şekerimiz de daha dengeli olacak. Evet. Onun dışında ekmek tüketimi. Sahurda hiç ekmek yemeyeceğiz. Sadece protein diye bir durum yok. 2-3 dilim kadar esmer ekmek, tam buğday ekmek, tam tahıllı ekmekleri de mutlaka sahurda yer vermemiz gerekiyor. Tabii bir de sahurdan sonra bir de iftar sofrası var. Evet. İftar sofrasında tabii ki mide aç. Tabii insan bir şey yememiş. Evet. Sonuçta yemeğe de böyle saldırırcasına, iftar sofrasına öyle oturuyoruz aslında, evet. Doğru söylemek gerekirse. İftarda yapmış olduğumuz yanlışlar nelerdir? Özellikle tabii tatlı tarafı da var bu işin. Evet. Bizim mutfağımız, Türk mutfağı özellikle tatlı konusunda mahir olduğu için o yüzden nelere dikkat etmemiz gerekiyor, evet. Özellikle iftarda? İftarda özellikle yani en çok dikkat etmemiz gereken şey aslında yavaş yemek yemek. Burada ne yediğimizi de bir kenara bırakıyorum. Mutlaka yemeği yavaş bir şekilde tüketmemiz lazım. Hızlı bir şekilde yediğimiz her şey kana da hızlı karışacak. Bu durum hemen bir tokluk hissi yaratacak ama arkasından da yorgunluk, halsizlik ve daha fazla acıkma olarak gelecek. O yüzden hani iftarda yemek yerken ilk orucumuzu açtığımız andan itibaren İşte bir çorba ile orucumuzu açabiliriz. Çorba ve salata. Ve sonrasında bir 10-15 dakika kadar beklememiz lazım. Ben bu öneriyi her sene söylüyorum danışanlarım. İşte çorba, salata arkasından 10-15 dakika bekleyelim diye. Ama çok belki gerçekçi olmuyor hani bunu söylediğim zaman. Nasıl bekleyeyim? Hani o süre nasıl geçecek? Yedikten sonra 15 dakika bekliyorlar. Evet.
Bir, hemen bir an önce evet ana yemeğe geçeyim gibi bir durum olabiliyor. Ama buradaki 10-15 dakika gerçekten metabolizmayı çalıştıran bir süre. Hani az ya da yok ya ben hemen yiyeyim bitsin bir an önce gibi düşünmeyin. O süre içerisinde metabolizmanız ilk besinin geldiği andan itibaren daha fazla yağ yakmaya hazırlanması lazım. O arada da bir 10-15 dakika gerekiyor. 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek lazım. Evet. Ana yemek işte bu bir et yemeği de olabilir, bir sebze yemeği de olabilir, baklagil de olabilir, salata. Duruma göre belki bulgur pilavı olabilir, yine esmer ekmek olabilir, belki bir parça pide de olabilir. Ama mutlaka bu yemeğin yanına da bir yoğurt, ayran ile desteklememiz lazım. Tatlıyı sordunuz. Belki evet. Yani burası hani böyle çözümsüz nokta gibi oluyor tatlı. Ama Ramazan'da hayır hiç tatlı yemeyeceksiniz gibi bir durum da söz konusu değil. Tabii ki tatlılar da hani sonuçta normal Türk mutfağımızda da olmazsa olmaz. Ve Ramazan'ın duyulması ile birlikte her yerde böyle tatlı reklamları tatlı görüyoruz. Tatlı deyince gözlerimiz parladı yani hatta şu anda bile gözlerimiz parladı. Ya da içecek parladı. Reklamları da çok görüyoruz. Mesela tatlı içecekler, şerbetler, meyve suları vesaire çok daha fazla göz önüne çıkıyor bu tarz yiyeceklerde. Ama bu durumda da şuna belki dikkat etmemiz lazım. Tatlı tüketirken orucumuzu açtık, iftar yemeğimizi yedik. Tatlıyı bir ara öğün gibi kullanmamız lazım. İlk başta söylediğim gibi iftardan 2 saat sonra bir ara öğünümüz olacak. Belki bu o ara öğünde bir sütlü tatlıya yer vermek. Yine mevsim itibariyle dondurma olabilir belki bir tatlı seçeneği. Onlar da kan şekerinin o kadar hızlı dalgalanmasına neden olmayacağı için Ramazan ayında önerdiğimiz tatlılar. Ama asla şekerli içecek tüketmemek lazım. Şekerli içecek aslında sıkıntılı bir evet. içecek ama herkesin de maalesef tükettiği bir içecek. Evet. Peki oruç tutarken mesela şunu da görürüz. Nasıl olsa diyete dönüştürmeye çalışanlar da var. Aslında bu da yanlış değil mi? Yani işte ne kadar aç kalırsam o kadar çok zayıflarım gibi bir düşünce evet, de var evet. maalesef. Bunun yanlışlığına siz de katılıyor musunuz? Evet katılıyorum. Yani bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey aslında. Çünkü normal yaşantımızda da baktığımızda hani diyet yapan kişilere genelde yemeyim. Yani diyet yapma durumu o. Ben tamam bir kahvaltı yapayım sonra akşama kadar hiçbir şey yemeyim. Ya da kahvaltımı yapayım akşam yemeyim. Bu şekilde oluyor. Aslında Ramazan'ı o yüzden bir fırsata çevirme ayı gibi düşünülüyor. Yani. Ama kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Yani 3 kilo vereceğim derken 5 kilo alınarak da çıkılabiliyor evet. herhalde evet. değil mi? Ramazan ayında kilo almak, kilo verme konusunu birazcık daha hani kilo alma verme ayı olarak değerlendirmemek lazım. Ramazan ayını sağlıklı geçireceğimiz, en önemlisi de metabolizma hızımızla oynamayacağımız bir ay olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü çok uzun süre açlıkların sonucunda bağışıklık sistemi çöküyor. Ve bağışıklık sisteminizin çökmesi şu demek, sizin bundan sonraki süreçte zayıflamaya geçemeyeceğiniz anlamına geliyor. Çünkü vücut başka bir şeyle ilgileniyor o süre içerisinde. Artık hani vücut yağ yakmak, doku kaybetmek vesaire değil o. O tamamen kendisini güçlendirmek isteyecek. Durum böyle olduğu için de biz Ramazan ayında şok diyetlere kesinlikle karşıyız. Her ay karşıyız ama Ramazan ayında ayrıyeten aç kalmak uzun vadede daha büyük sağlık riskleri ortaya çıkarabilir. Bu yüzden Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde günlük gereksinmemizi karşılayacak, metabolizma hızımızı düşürmeyecek şekilde beslenerek geçirmek lazım ki bu zaten bize belki 1-2 kilogram ağırlık kaybı sağlayacak. Asıl önemli olan kısım Ramazan'dan sonraki süreçte yani bayramdan itibaren artık kilo vermeye başlamak ihtiyacı olan kişiler için. Bir de tabii kronik hastalığı olup şeker hastalığı vesaire, kalp hastalığı, evet. tansiyon hastası olup tabii ki ibadetin de yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, hı hı. Müslümanlar var. Şimdi onlar için mesela beslenme daha da önemli. Evet. Onlar için neler önerirsiniz? Ben mutlaka aslında şunu öneriyorum. Kendi danışanlarımda da aynı şeyi öneriyorum. Mutlaka Ramazan'dan önce eğer kronik bir hastalığınız varsa ve buna bağlı olarak da bir ilaç tedavisi alıyorsanız, hı hı. bu hangisi olursa olsun fark etmez. Şekerde olabilir, tansiyonda, tiroid rahatsızlığınız da olabilir. Mutlaka öncesinde gidip bir doktorla görüşmeniz lazım. Sizi takip eden doktora gidip hani tekrardan bir kan tahlili vermek. Ben ilaçlarımı hangi saatte almam gerekiyor? İşte oruç tutabilir miyim? Kan değerlerim, genel metabolizmam buna izin veriyor mu? Bir sorgulamak lazım. Daha sonra doktorunun yönlendirmesine göre oruç tutması veya tutmaması. Ama eğer bu kişiler oruç tutacaksa mutlaka bir beslenme uzmanına da danışmalı ki beslenmesini ve ilaçlarına göre tekrardan organize etmesi lazım. Çünkü biz normalde de hani şeker hastalarına özellikle ilaç kullanıyorsa böbrek hastalarına, karaciğer hastalarına ve tansiyon hastalarına açlık süresi de uzadığı için
Ramazan aylarında oruç tutmasını önermiyoruz. Bu tamamen kan bulgularını ve doktorunun takibine bağlı bir şekilde karar vereceği bir konu. Ona göre hani doktoru evet bunu tamam sıkıntı yok sen bu şekilde oruç tutarsın diyorsa da ona göre bir beslenme düzenine geçmesi lazım. Bu da çok kişiye özel bir nokta. Hastalıklara bağlı olduğu için mutlaka bir beslenme uzmanına da danışması gerekiyor. Yani özellikle şunu yapın bunu yapın diyemiyoruz. Çünkü herkesin çok farklı bünyeleri tabii. var ve farklı hastalıkları var. Kesinlikle öyle. Onun için bir beslenme uzmanına örneğin tansiyonu olabilir bu kişinin. Tabii ki hani tuzsuz beslenmesi önemli. Ama hani tansiyonun dengesi de önemli. Ramazan ayında tansiyonu çok mu yüksek seyrediyor yoksa düşük mü seyrediyor? Düşük seyrediyorsa ona göre önerilerde bulunmamız lazım. Yüksek seyrediyorsa ona göre yine önerilerimizi geliştirmemiz lazım. Ama genel olarak ben şunu da söyleyebilirim. Eğer bir şeker hastası ya da tansiyon hastası oruç tutmaya karar verdi ve oruç tutacak. Bu dönemde ilaç tedavisini aksatmaması çok çok önemli. İlacı neyse onu yine sahurda ya da iftarda bir şekilde alması lazım. Bir diğer nokta da az önce bahsettiğimiz yiyecekler, tatlıdan bahsettim, belki pide, börek dedim haftada bir gün yiyebilirsiniz ama eğer herhangi bir rahatsızlığımız varsa bu tarz yiyeceklere hiç yönelmeden sağlık tamamen sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde tatlıdan, şekerli yiyeceklerden, tuzlu gıdalardan, fazla meyve tüketiminden, çok fazla pirinç, patates gibi gıdaları tüketmekten yani kan şekerini hızlı yükseltip düşüren gıdaları tüketmekten uzak durması çok daha önemli. Mesela meyve de aynı şekilde şekeri yükseltiyor mu bir anda? Hani tatlı gibi mesela onu çok fazla söylüyorlar ama evet. Bu kişisel bir soru. Evet. Öyle söyleyeyim yani bir yemekten sonra hemen tüketilmesi sıkıntı yaratıyor mu? Aslında çok hani herkes için sıkıntı yaratan bir durum değil. Ama eğer sizin bir insülin direnciniz varsa ya da şekere yatkınlığınız varsa ya da yani çok uzun süredir devam eden bir kilo probleminiz varsa o zaman biz meyve tüketimine dikkat diyoruz. Çünkü meyveler de kana hızlı karışıyorlar. Nasıl tüketeceğiz meyveyi? Karnımız daha topken. Örneğin çok uzun süre aç kaldınız, 4-5 saat aç kaldınız. Dur bir elma yiyeyim dediğiniz anda kan şekeriniz hızlı yükselip düşecek. Ve yediğiniz o elma sizi tok tutmadığı gibi ekstra daha fazla acıkmanıza neden olacak. O yüzden meyveleri tüketirken özellikle kan şekeri duyarlı olan kişilerde biz yanına mutlaka yoğurt, ayran, süt gibi bir protein kaynağı koymasını öneriyoruz. O zaman bu sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Tabii bir de Ramazan'ın sonu bayram. Evet. İnşallah Mevlam herkesi eriştirir. Sağlıklı, sıhhatli ve afiyetli bir şekilde. Ramazan bayramına şöyle söyleyelim. Hemen aklımıza evde yapılan baklavalar gelir. Evet. Börekler gelir. Ve daha sonra tabii ki vücut yorgun çıkmış bir oruç tuttuğu için 10 saat oruç tutan bir insanı düşünürsek bir ay sonrasında daha fazla yüklenecektir. Evet. Yani metabolizmasına göre. Bayram sonrası nelere dikkat edilmeli? Özellikle hani bayram sürecine baktığımız zaman hani gerçekten de böyle herkesin özel hazırlandığı, özel yemekler yapılan bir sürece geçmiş oluyoruz. Aslında Ramazan'da bunları yemiyor muyuz oruç sürecinde? Hayır, o zaman da oluyor bunların hepsi. Ramazan'dan sonra da oluyor, bayramdan sonra da oluyor. Ama tabii şekerler, özel küçük şey şekerler oluyor. Falan evet. Olduğu için ekstradan onları da evet. Tükettiğimiz fark etmeden yediğimiz her yiyeceğe dikkat etmemiz lazım. Ben bunu söylüyorum genelde bayramda. Bir yere gidiyoruz, orada da yiyoruz, bir tatlı veriliyor, onu da yiyoruz vesaire. Ve hani tekrar sofraya oturduğumuzda ben şu anda aç mıyım, tok muyum? Ben gün boyunca neler yedim hiç sorgulamıyoruz. O yüzden bayramlarda özellikle her yerde ikram edilen şeyleri hepsini bir anda yememeye dikkat etmemiz lazım. Mutlaka öğün düzenini bozmamamız, yine ara öğün yapmamız gerekiyor. Özellikle oruçtan sonra 3 ana 3 ara öğün düzenine hemen geçmek gerekiyor. Hafif sağlıklı bir kahvaltıyla başladıktan sonra ara öğünlerde belki bir sütlü kahve, ayran, yoğurt gibi besinlere yer vermemiz gerekiyor. Anadolu'da sütlü çorba yapılır mesela bayram sabahlarında evet. Özellikle. Mideyi daha rahat tutması için. Evet aslında çok doğru da bir baktığımızda hani sağlık açısından da çok doğru bir yöntem olabilir. Çünkü hem mideyi rahatlatıcı hem de gerekli olan proteini de sağlıyor size. Uzun süre bir tokluk da veriyor. Ama tabii hani her şeyin fazlası zarar. Öyle düşünmek lazım. Miktara, porsiyona çok dikkat etmek. Bol bol su içmeye devam etmek gerekiyor. Tatlı hakkımızı günde bir seferde ve bir taneden fazla kullanmamamız gerekiyor. Belki bunu hatta çikolatayı, yediğimiz şekeri, baklavayı da dahil etmek lazım. Belki hani tatlı değil ama böreği de bu gruba almamız lazım. Yine hamur işi olduğu için. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Ve Ramazan sonrasında da hani bayram sonrasına baktığımızda da bir yaz sürecine de geçmiş oluyoruz şu son dönemdeki hani Ramazan ayının da yaza denk gelmesiyle. O yüzden yaz aylarında da beslenme alışkanlıklarımız daha da farklılaşıyor. Daha fazla sıvı ihtiyacımız oluyor. Daha çok meyve ve sebze tüketimi oluyor aslında. O yüzden daha meyve ve sebze ağırlıklı, daha fazla sıvı alarak beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor bayramdan sonra da. Şırat Otan, çok teşekkür ediyoruz programımıza vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz. Sizin vermiş olduğunuz tavsiyelere de uymuş oluruz. İnşallah, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son olarak bir şey söylemek isterseniz buyurun. Ramazan konusunda. Evet. Ramazan belki şimdiye kadar bahsetmediğim son bir şeyle kapatayım ben de. Fiziksel aktivite. Evet, beslenme kısmı çok önemli ama sağlıklı bir Ramazan geçirmek için sağlıklı beslenme kadar iftar sonrası hareketlerimizi de artırmakta fayda var. O yüzden bir genel öneri olarak söyleyebilirim bunu. Herkesin 30-45 dakika hafif tempolu bir yürüyüş yapmasını, günde 2-2,5 litre suyu mutlaka tamamlamasını öneriyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı bir Ramazan geçirmek de mümkün olacak. Herkese de sağlıklı, huzurlu bir Ramazan diliyorum. Büşra Tozan, çok teşekkürler. Uzman diyetisyen. Evet, bu hafta da Panorama'nın sonuna geldik. Ramazan bayramının belki de ilk günü sizlerle birlikteyiz. İnşallah bayrama erme niyetiyle, ulaşması niyetiyle diyelim. Şimdilik Panorama'dan bu kadar efendim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.